Bilinç nedir? Vücudumuzun neresindedir? Bu çok kısa bir video olacak arkadaşlar gerçekten. Çünkü bilmiyorum. Evet, bu itirafı yaptıktan sonra artık videoyu biraz uzatabilirim. Çünkü bilinç konusunda sadece bilmiyorum demekle yırtamayacağım bir meslek grubu içerisindeyim. Nedir o meslek grubu? Beyin ve davranışla ilgilenen bir akademisyen olduğum için illaki bu konuda bir şeyler söylemem bekleniyor. Öncelikle bilinç var olduğunu zannettiğimiz ve zannettiğimiz içinde isim vermek zorunda kaldığımız bir fenomen. Nedir o zannettiğimiz şey? Efendim biz davranışlarımızın ve hareketlerimizin, düşüncelerimizin farkındalığına sahibiz ve hatta onu biraz da böyle kontrol edebiliyoruz gibi bir zannımız var. Kendi kendimizin farkındalığı ve yaptığımız hareketlerin, zihnimizden geçirdiğimiz düşüncelerin farkındalığına sahip olma yetisinin adına kabaca bilinç adı veriyoruz. Şimdi tarifimden de anlaşılacağı üzere aslında neden bahsettiğimiz de çok fazla belli değil. Birincisi birçok araştırmacı, birçok felsefeci diyor ki, yani yaygın ana akım kişilerden bahsediyorum. Bilinç dediğimiz şey aslında bir yanılsamadan ibaret olabilir diyorlar. Ne demek istiyorlar? Yani bilinç bize bu böyle hareketlerimizi yöneten, işte düşüncelerimizi kontrol eden, sanki direksiyonun başında oturan bizden içeri bir kişi varmış, bir algı düzeyi varmış ve bütün sistemi o kontrol ediyormuş gibi bir sanrı oluşturuyor, bir yanılgı oluşturuyor diyorlar. Aslında beyin gelen duyusal verileri işleyip onlarla hareket yapan bir cihazdır. Hani ayıp olmasın diye de bilinç diye bir sanrıya sahiptir. İşte ben yapıyorum, ben ediyorum diye kendi başına eğlensin diye böyle bir yanılsama içerisindedir diyorlar. Mesela işte Steven Pinker gibi, Daniel Dennett gibi düşünürler. Haklı olabilirler, bilmiyorum ama ben mesela bilincin olmamasıyla bilincin olması arasında pratik olarak çok fazla bir fark görmeyenlerdenim. Şöyle düşünün. Bilincim diyelim ki bir yanılsama. Yani gerçekten o algıladığım şeyi algılayan bir benlik bölümüm yok diyelim. Yani bu bir yanılsama olsun. Ya da gerçekten içeride direksiyonun başında biri var ve benim bütün yaptığım hareketleri kontrol ediyor ve onun algılama biçimine ben bilinç diyor olayım. Arada pratikte bir fark yok zaten dikkat ederseniz. Yani sonuçta bana bilincim varmış gibi geliyor. Dolayısıyla bunlar biraz felsefecilerin sevdiği konular. Peki bunu felsefi alandan çıkaracak olsak, yani beynimizin sağında solunda bir yerinde mesela bilince benzer bir şey var mı? Biraz var gibi gözüküyor. O da şöyle bir şey ki, bizim şimdi biliyorsunuz beynimiz milyarlarca sinir hücresinden oluşuyor. Bu sinir hücreleri devamlı aralarında elektriksel akımlarla haberleşiyorlar. Bunlar çok küçük elektriksel akımlar ama trilyonlarca hücrenin birbiriyle yaptığı katrilyonlarca bağlantıyı düşündüğünüzde içeride bayağı bir aktiviteler dönüp duruyor ve biz bunu bu beyin dalgalarını kaydeden cihazlarla kaydedebiliyoruz. Belki duymuşsunuzdur bu ağır yaralanmalar ya da işte koma durumlarına sebebiyet verecek hastalıklar ya da problemlerden sonra hastanede gözetim altında tutulan hastaların beyin ölümü diye bir şeyine karar veriyor doktorlar. Diyorlar ki bu hastanın artık beyin ölümü gerçekleşti. Bu ne demek? Artık geri dönüşsüz bir noktaya geldi ve biz hastanede onu her ne kadar solunum pompalarıyla, bir takım yapay yaşam destek birimleriyle hayatta tutsak da artık bu kişi o makinelerin dışında hayatını sürdürebilecek bir bedensel organizasyon becerisine sahip değil. Çünkü en üstteki kontrol merkezi olan beyin artık sahneyi terk etti. Peki bunu nereden biliyoruz? Bir kere çok kolay bir teşhis değil. Bir sürü açıdan inceleme yapmanız, birçok uzman hekimin gelip bu konuda görüş bildirip evet ben de ölçtüm, beyin gerçekten çalışmıyor diyerek görüş bildirmesi gerekiyor. Bunların raporlara geçmesi gerekiyor. Ama en önemli işaretlerden bir tanesi şu. Bir insan ister uyanık olsun, ister uykuda olsun, ister komada olsun, beyinde devam eden bir faaliyet var. Bu faaliyet hiç susmuyor. Bizim mesela beynimizin en üst kısmı olan korteks dediğimiz tabaka, biz uyurken de uyanıkken de farklı modlarda çalışıyor ama mesela komaya giren insanlarda o korteks bayağı bir duruyor. Oradan pek fazla sinyal almıyorsunuz. Ama beynimizin talamus dediğimiz orta bölgesiyle kabuğu arasında tabiri caizse böyle trilyonlarca kablodan oluşan bir bağlantı sistemi var. O ikisi arasında devamlı araştırmacıların
talamokortikal gevezelik dediği bir muhabbet sürüyor. Devamlı bunlar birbirlerine elektrik sinyaller gönderip duruyorlar. Bu sinyalleşme, yani beynin ortasıyla dışı arasında devamlı bu hani ne derdi ona, plazma lambaları olur ya, böyle ışıklar mışıklar çakar. Biraz onun gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu devam eden aktivite sadece beyin ölümünde kesildiği ve onun dışında hep devam ettiği için bizim bir şeyimizle çok benziyor. Neyimizle benziyor? Uyuduğumuzda uyanıyoruz, aynı kişi olarak uyanıyoruz. Komaya giriyoruz, belki 20 sene komada kalıyoruz, Allah korusun. Komadan bir kalkıyoruz, neredeyim ben, karnım aç ve yine kendimiz olarak uyanıyoruz. Silinmeyen şey ne? Adına benlik dediğimiz, o bilincin en önemli işareti olarak gördüğümüz şey. Peki bu ne zaman siliniyor? İşte o aradaki faaliyet, talamokortikal muhabbet bittiğinde, yani beyin ölümü gerçekleşti dediğimiz zaman bu kesiliyor. Tabii hemen şunu sorabilirsiniz. Ya hocam o aktivite kesiliyor da ondan sonra kimseyi döndürüp de soramıyoruz ki aynı kişi olarak mı uyanıyorsun yoksa kişiliğin mi değişiyor? Doğru, siz de haklısınız. Ama elimizdeki en önemli beyinsel kanıt bu. Ne olursa olsun devam eden bir aktivite olduğu için muhtemelen arka planda bizim hatıralarımızı, işte efendim yaşamsal deneyimlerimizi, gelecekle ilgili hayallerimizi ve kişilik kodlarımızı taşıyan bir faaliyet örüntüsünü beyinde taşıyoruz. Ama bazıları da diyorlar ki, mesela bunlardan bir tanesi sevgili dostum Sultan Tarlacı ve dünyadaki birçok büyük ekol, bilinç beyinle alakalı değil diyor. Beyin bilincin bir nevi arayüzü, bir nevi taşıyıcısı ve o bahsettiğimiz işte talamokortikal faaliyetler, yani o elektrik akımları da bilincin kendisini ifade edebilmesi, dünya ile etkileşime geçebilmesi için birer araçtan ibaret. Onların söylediğine göre, ki bana çok ilginç geliyor, bilinç bedenin ölümünden sonra da devam ediyor olabilir. Enteresan bir mevzu. Bana hiç olasılık dışı gelmiyor. Çünkü bu beyin denen et organ, diğer bütün vücudumuzun parçaları gibi yaklaşık 7 senede bir bütün yapısını değiştiriyor. Yani içinde bulunan moleküller dahil olmak üzere, bu beslenmeyle işte bir madde döngüsü yaşıyoruz ya, biz sürekli bir şeyler yiyoruz, onları parçalıyoruz, vücudumuzda kullanıyoruz. Aslında vücudumuzun yapısı sürekli değişiyor. Nasıl ki derimiz, bağırsaklarımız falan vücudumuzdaki hemen hemen her yer değişmesine rağmen bu beden ben olarak kalmaya devam ediyor. Beyin de sürekli değişerek yaşamasına rağmen o kişilik, o hatıralar, o bir şeyler görece sabit kalıyor. Belki de adamlar haklı, belki de bilinç, hatta bellek, o geçmiş anılarımız falan beyinle kayıtlı olmayabilir. Beyin bir arayüz gibi davranıyor olabilir. Zaten daha sonraki bir soru yorum videosunda da o çok merak ettiğiniz arayüz nedir konusunu açıklayacağız. Orada biraz daha iyi anlayacağımız üzere bunların hepsi bir yanılsama olabilir. Ama zaten her şeyin mümkün olduğu bir dünyada yaşadığımız için bilim yapmanın da en zevkli kısmı bu. O da olabilir, bu da olabilir. Dolayısıyla siz olun, öyle çok kafaya takmayın. Benim bilincim var mı yok mu? Bilinciniz varmış gibi yaşayın, bilinçli tüketici olun. Sonra başınız ağrımasın efendim.